Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf hayat bilgisi kitabı Pasifik Yayınları sayfa 132, 133, 134 işleyeceğiz. Ülkem için görevlerimi yaparım metni cevapları. Soru: Arkadaşlarınızla grup çalışması yaparken grup üyelerinden birinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğini düşününüz. Bu durumda ne tür sıkıntılar yaşanır tartışınız. Cevap: Grup çalışmaları okulda yapılan projelerde veya derslerde yapılan diğer uygulamalarla daha verimli çalışmanın, daha verimli sonuçlar almak için yapılan bir çalışma şeklidir. Grup çalışmalarında da sonuca çok daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabilirsiniz. Fakat grup çalışmalarında herkesin üzerine düşen görevi tam olarak yerine getirmesi gerekir. Aynı dişlinin şartları gibi düşünülebilirsiniz. Bunu eğer bir üye görevini tam olarak yerine getirmezse tüm üyeleri de etkilemiş olur. Çünkü o noktada çalışma olmadığı için bu grup çalışması başarısız olacaktır. Grup içerisinde çalışmayan kişi büyük olasılıkla gruba görecek tartışmalara, neden olacak işler düzgün görünmeyecek, aksaklıklar oluşacak, ülkeye zamanından önce ulaşılmayacak, boş zaman kaybı oluşacaktır. Soru. Siz de aşağıda verilen alana göre ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmenin önemiyle ilgili bir yazı yazınız. Yazınızı arkadaşlarınızla okuyunuz. Cevap. Hayatımızda her zaman bir görev ve sorumluluk içerisinde olmaktayız. Bundan dolayı sorumluluk sahibi birisi olmayı öğrenmemiz gerekir. Sorumluluk sahibi insan kendilerine verilmiş olan görevi zamanında yapan insandır. Davranışlarına özen göstermeli ve dikkat eder başladığı bir işe yarım bırakmayarak görevini eksiksiz bir şekilde ifade etmeye çalışır. Başkalarının haklarını yemez. Onların haklarına saygı gösterir, görev ve sorumluluklarının bilincinde olan insan öğretmenine, ailesine, çevresindeki insana öncelikle kendine sorumlu birisidir. Bizim en önemli görev ve sorumluluğumuz ülkemize ve çevremize karşı olan görev ve sorumluluklarımızdır. 1. Çevremizde olan yeşil alanları korumalıyız. 2. Trafik işaretli levhaları, park alanları, toplu taşıma araçlarına zarar vermemeleri ve zarar verenleri uyarmalı, gereksiz yetkili kişilere gerekirse yetkili kişilere bildirmeliyiz. 3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak askere gitmeli vatanı görevimizi yerine getirmeliyiz. 4. Vatanımızı, bayrağımızı ve milletimizi sevmeliyiz. 5. Kanunlara saygı duyarak vergimizi veren oyunu kullanan bir Türk vatandaşı olmalıyız. Soru. Evde ve okuldaki sorumluluk ve göreviniz nelerdir? Bunları yerine getirmek için neler yapıyorsunuz? Söyleyiniz. Cevap. Bizim öncelikle ailemize karşı sorumluluklarımız bulunur. Evimizdeki sorumluluklarımız bir. Ailemiz ile beraber çevremizdeki yakınlarımıza karşı saygılı olmalıyız. 2- Aile büyüklerimizin verdiği görevleri yerine getirmeleri, onlara yardım etmeliyiz. 3- Aile büyüklerine karşı her zaman hoşgörülü ve kibar olmalıyız. 4- Karar alırken aile büyüklerine sormalı, onların deneyimlerinden ders çıkarmalıyız. 5- Öğrencilik hayatımızda öğretmemize ve okulumuza karşı sorumluluklarımız. 6- Okul ve sınıf eşyalarını korumalıyız. 7. Sınıfımıza, okulumuza ve çevremizi temiz tutmaya özen göstermeliyiz. 8. Arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize karşı saygılı olmalıyız. 9. Derslerimizi zamanında girmeli, verilen ödevleri zamanında yaparak eğitimimize eksiksiz tamamlamalıyız. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için Forum sayfa cevaplar.com aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.